Daha iyi bir fikrin varsa söyle. Yani dükkanı açmak için para lazım. Para için dükkan lazım. Vallahi çıldıracağım artık ha. Şeytan diyor annenin lafına uy. Ne lafı? Ya annem işte sabah sabah yine öyle her zamanki gibi konuştu bana. Diyor ki bak Vildan'ın diyor küçük diyor nikahlanıyor diyor. Vildan'ın diyor taktığı bütün altınlar diyor geri dönüyor diyor. Sen de diyor eğer diyor şey yaparsan diyor sana da diyor döner diyor. Değil kahve dükkanı açmak kahve zinciri kurarsın diyor. Annem işte. Vildan'ın küçüğüyle mi nikahlanmak istiyorsun Atakan? Altan benim dediğimden sen bunu mu anladın? Evet. Ya benim Vildan'la ne alakam var? Ben bizi diyorum. Biz? Şimdi biz seninle hani bir aramızda anlaşıp bizimkilere şey göründük ya. Şimdi de diyorum ki acaba yine aramızda anlaşsak da onu daha ileriye işte daha ileri bir boyuta taşısak da aramızda anlaşıp sonra ben kahve dükkanını açsam sen en büyük hayalini gerçekleştirsen neydi senin hayalin? Kız boks okulu açmak. Heh kız boks okulunu açsan ben de şu dükkanı açsam borçlarımızı ödesek. E'si işte 3 ay. Çok değil 3 ay. En geç 5 ay sonra şey yaparız. Yine aramızda anlaşırız. Yürümedi deriz. Yürümeyen ne? Yürümeyen işte bizim ilişki diyeceğiz onlara. Senle ben. He. Yani işte bizim senle ben. İşte evlilik. Ne? Değil mi? Evet gibi bir fikir geldi aklıma ama... Yok. Değil mi? Çok saçma evet. Yani işte insanın aklına işte her şey geliyor. Yani annem öyle deyince ben de işte çaresizlikten öyle... Düşününce işte ondan yani. Çaresizlik de oluyor demek evet. Hayır çare düşündüğüm için. Yoksa şey yani saçmalıyorum işte. Diyen gitti zaten. Özür dilerim. Eyvallah. Dükkanın şeyi için. Aklımda işte plan. Efendim. Motor sizin mi acaba? Benim.